Serkan Özçek kimdir? Biraz bahseder misiniz bize? Adam, siz de hoş geldiniz. Serkan Özçek 1980 doğumlu, Kozyaz Beldesi'nde doğmuş. Orta öğrenimine ve lise öğrenimine Bartın'da, Bartın Lisesi'nde tamamlamış. Üniversite noktasında Atatürk Üniversitesi'nde bir okul bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bitirmiş. Halen makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir. 4,5 yıl kadar devlete sözleşmeli öğretmen olarak çalıştı. Öğretmenliği bırakıp iş hayatına atılmanızın özel bir sebebi var mıydı? Bazen insanlar, çocuklar diyeyim, ailenin yarış atı olabiliyor. Benim ailemin yarış atı da bendim. İstiyordu ki ailem işte bir devlet memuru olayım. Ama babam benim çocukluğumda esnaftı ve benim çocukluğumda esnaflık farklı bir kavramdı. Ticaret yapma, belki hani doğru bir tabir olacaksa para kazanma aşkı çocukluktan gelir bize. Benim çocukluğumda mesela çocukluk arkadaşlarım babamın esnaf ve o günkü durumda maddi durumu iyi olmasına rağmen kendi paramızı kazanmak adına işte küçük çekilişler yapardık. Bazı arkadaşlarım işte boya sandıkları vardı mahallemizde. Bazen onların boya sandıklarıyla ayakkabı boyamışlığımız bile vardır. At koşuları falan düzenlenirdi. Bazı fuar gibi organizasyon, güreş falan olurdu bizim çocukluğumuzda. Oralarda ayran satabilmek gibi böyle ticari faaliyetlerimiz olur. Ticari faaliyet oradan gelir. Aslında en çok babadan gelir. Atadan bir esnaflık faaliyeti olduğu için. Tabi babam kızardı bunlara. Belki bugün duysa gene kızar yani. Çok şeyimdir ben hayatımda. Bir şey yapıyorsam en iyisini yapma sevdam vardır. Öğretmenlik mesleğine girdiğimde belli kurallar çerçevesinde hareket etmeniz gerektiği için istediğim o şeyi yakalayamadım. En iyisini yapma durumunu yakalayamadım. Çünkü önünüzde müfredat var, belli kurallar var. Başınızda sizden sorumlu bir müdür yardımcınız, müdürünüz var. İstediğiniz gibi eğitim veremez. Yani biliyor olabilirsiniz, öğretmek de istiyor olabilirsiniz ama öğretemezsin. Çünkü müfredat diye bir şey var. Hele o dönemlerde çok vardı. Ben de bunu kaldıramadım açıkçası. Dedim ki benim yapmam gereken öğretmenlik değil. Benim öğretmen olmam da en çok annem merak ederdi ki onu da 99 yılında ben kaybettim. Sonrasında öğretmenliği olan işte balonum söndü diyelim. Ve ticarete geri dönmek istedim. 93 ve 2001 krizlerinin ülkede yarattığı tarifattan babamın da bir işte sermaye durumu yoktu mesela. Elimizde bir meslek yok. Baba mesleğinde hani esnaflık yapma gibi bir durumumuz söz konusu değildi. İşte bu noktada yeni bir meslek sahibi olmak için burada yıllardır işte ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren bir abi var. Onun yanına girdim. İşçi olarak bir yerden başladım. Hem bir meslek öğreneyim hem de bir gelirim olsun diye. 2001'de Ramız Bey'le işe başladık. 2005 yılına kadar beraber çalıştık. 2005 yılında askere gittim ben. 2006 sonlarında geldim. Sonrasında da artık kendi iş yerimi kurdum. Sonra beraber bir atölye kurduk Hasankadı Beldesi'nde. Bir yıl beraber çalıştık. Bir yıl sonra bize iş yerlerini devretti ve oradan biz başladık çalışmaya. Şu anda da Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın ciddi bize destekleriyle yeri geldi 150 personele kadar personel çalıştırdık. Meşakkatli bir süreçten geçtik. Zordu. O günkü çalışma arkadaşlarım eğer bu videoyu izlerse onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bir öncekilere de. Tabii bununla alakalı sıkıntılar da oldu. Ya oğlum manyak mısın işte? Öğretmenliği bırakıyorsun da sayalarda çalışıyorsun ya da ayakkabı atölyelerinde çalışıyorsun falan. Ama seviyordum ben. Yani gocunmadım da hiç. Bugün mutlu muyum? Mutluyum. İyi ki de yapmışım yani. Emin ısı sistemleri kurmak hemen aklınıza geldi. Bu şöyle bir süreç aslında. Emin ısı sistemleri benim Ersan Zengin diye bir arkadaşım var. Aslında bu firmayı biz ona... Bir başkasının yanında çalışırdı işçi olarak. Fakat işinden rahatsızdı. Mutlu değildi yaptığı işten. Bu noktada dedik ki oğlum madem mutsuzsun. Bak bir dükkan kur. Emin ısı sistemlerinin bugün olduğu mekanı. Buldu o. Dedi ki abi tamam ben yer buldum. Biz dedik tamam sana destek oluruz. Makine parkurunu kurarız falan. Ama Kozyaz'da böyle bir açık olduğunu görüyorduk. Ve Ersan bir kenardan başladı. Biz de ona maddi destek oluyorduk. Sonra iş gelişti. Tabii daha çok bir maddiyat gerek. Bizim o işte çalıştığımız yıllardan kalma birikimimizi biz bu işe aktarmaya başladık. Önce Ersan'a yardımcı olmak bağında. Ersan sonra bu işi ilerletemez oldu. Götüremez oldu tek başına. Ürünleri takıyor ama tahsilatta problem yaşıyordu. Malın alım sürecinde problem yaşıyordu. Satış sürecinde problem yaşıyordu. Ki o dönemlerde ben de işte Hasankadı'daki beldeyi kapatmış. Burada Yunus Kurt var. Bugün Okyanus Sayı'nın sahibidir. Onunla beraber çalışıyordum. Ondan izin istedim abi dedim. Bak burada bir sermayemiz var. Ben bir gideyim. Bu benim de çocukluk arkadaşım. Bir yardımcı olayım. Bir çözelim bir düzen kurduk o zaman. İlk kurduğumuz işte Emin Esi adını verdik. Firmayı belli bir kurumsallık sürecine sürükledik. Sonrasında baktık ki Ersan tamam uygulamada iyi ama satış, pazarlama ve alım sürecinde yeterli olmuyordu. Zaten sermaye de yok. İşte Ersan dedi ki abi ben bunu kendim götüremeyeceğim. Ya biz bu dükkanı kapatalım ya sen dedi buraya gel. O zaman bir ortaklık sürecimiz başladı. Süreçte tabii pazarlama ağımız gelişti. Biz ulusal firmalarla çalışmaya falan başladık. Bugün Türkiye genelinde Emin Isı sistemleri Gaziantep'te, Amasya'da, Çanakkale'de buradaki barajların bile altyapılarını biz kurduk. Şantiye alanları kurduk. İşte Kurcaçlı'da bu taraftaki çeliklerin olduğu yerde de ileriye doğru olan şantiye alanlarını da biz kurduk. Ve ulusal bir müşteri portföyümüz oluştu. Buranın gene müteahhit olan Simar İnşaat, Cengiz Arslan'ın İstanbul'daki rezidansları Emin Isı tarafından yapılmaktadır.
Böyle bir süreç oluştu. Bu süreçte tabii Ersan ortaktan ayrılmak istedi 2015 yılında. Halen çalışıyor ortaktan ayrılmasına rağmen. Şu anda işçi olarak çalışmakta. Sonrasında ben biraz daha geliştirmek istedim. Onun ayrılmasından sonra markalaşma sürecine gittik. Emin Termo ve Emin New Home adında iki tane marka tescilliğine gittik. Emin Termo ile biz bugün özellikle kış aylarında işlerin zayıf olduğu dönemlerde kaloriferin sistemini kuran işte kazanların arkasında siz onları görürsünüz. Pompaların bağlı olduğu kolektör sistemlerini kendi işyerlerimizde imal edip bunları ulusal anlamda internet sitelerinde satışa sunuyoruz. Bunun dışında Emin New Home diye bir marka oluşturduk ve bununla yeni kurduğumuz Emin sistemlerinin işte şubesi olan Emin Yapı aracılığıyla işte ev tadilatlarına başladık. Sıfırdan evi alıp eski bir evi yeni bir duruma getirmeye başladık. Bu süreç hala devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani yeni bir şey bu. Yeni yeni oturacak. Emin ısı sistemleri anlamında biz borudan geçen her şey diyoruz buna. Yani yağ hattıdır, gaz hattıdır, efendim kalorifer ve doğalgaz tesisatıdır. Süt fabrikasına kadar aklınıza ne geliyorsa boru içinden geçen ne varsa elektrik hariç. Her türlü işlemi yapabilmekteyiz biz. Yani vitrifiyelerin montajından, altyapı atık su sistemlerine, sıhhi tesisatlardan, mobil tesisat sistemlerine, kalorifer iç hatlarından, doğalgaz demir tesisatlarına, hidrant sistemlerinden, yangın tesisatlarına kadar Emin Yapı ve Emin Isı bu konuda hakim. Emin Isı sistemlerinin işte bir markalaşma süreci var, hala devam ediyor. Emin Isı'yı biz ciddi anlamda ulusala taşımayı başardık ama işte ülkemizin içinde bulunduğu şu dar boğazda biraz yavaşlık var. Umarım kısa sürede atlatırız. Emin Yapı hizmeti açtığınız bir yer var. Bunun açma sebebiniz neydi? Kafanızdaki planınız neydi burayı açarken? Şimdi Emin Isı ulusal bir firma olma sürecinde ilerlerken ürünü uygulamadan çok işte ürüne ulaşmak zordur bizim işimizde. Bu noktada tedarikçi sorunu yaşıyorduk. Biz yani Emin Isı'yı aldığımız malzemeleri bazen Türkiye'nin dört bir noktasında malzeme toplarız. İşte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Bunların tedariki noktasında belli aralıklarla sorun yaşamaya başladık ve tedariki gerçekleştirsek de bunların depolama, stoklama ve efendim görselleştirme bizim için zor oluyordu. Bu noktada hem depo alanlarımızı bir araya getirmek, yani kendimize mal satmak, hem de kendi aldığımız fiyatlar üzerinden halkımıza bir imkan sunma anlamında Emin Yapı'yı kurduk. Emin Yapı'yı kurduğumuz süreçte aslında ilk amacımız tesisat ve tesisat malzemeleriydi. Hı. Çünkü siz kalorifer tesisatları anlamında bizim elimizde bulunan birçok ürünü aslında Bartın'da bulamazsınız. Isı sistemlerine çalışan arkadaşlar genelde bunlarda zorluk yaşar. Biz de bu zorlukları yaşamamak adına Emin Yapı'yı kurduk. Ve bu Emin Yapı'yı kurduğumuzda da ülkenin içinde bulunduğu opsiyonel durum dolayısıyla hani bundan 3-5 yıl ya da birkaç ay, belki birkaç yıl onu zaman gösterecek bir tadilat sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Bu da Emin Isı'nın gelişmesi için bir fırsat olabilir. Önümüzdeki süreçte yeni binaların yapımından çok bir tadilat süreci başlayacak. Biz de bu işin en temelindeyiz. Emin Yapı şu anda bir Polisan bayisi. Emin Yapı aynı zamanda Ege Seramik bayisi. Emin Isı Kalde bayisi. Burada işte Polisan'la biz boya gruplarının tamamına hükmediyoruz. Seramik bağlamında Ege Seramik'le Türkiye'nin önde gelen bir kuruluşu durumla seramik noktasında yardımcı oluyoruz. Emin Yapı'da hırdavatın her türlü bulabiliyorsunuz. Yani hem ustalar hem de kendi evinde iş yapacak hobiyle iş yapanlar için isterseniz hobiye matuf el aletlerini, isterseniz ustalar için profesyonel el aletlerine kadar Emin Yapı'da bulmak mümkündür. Çok ekonomik de bizde bulabilirler. Fiyat politikamız kendimize nasıl satıyorsak müşteriye de aynı fiyatlarla satıyoruz. Emin Isı, Emin Yapı. Buraya gelene kadar sermayeyi nasıl yarattınız? Nasıl oluşturdunuz? İşte bu benim hayatta en çok yaşadığım sıkıntılardan biri diyebilirim size. Diyorlar ki Serkan nerede buldun? Az evvel aslında azıcık anlatmaya çalıştım. Babam benim eski bir esnaf. 91 yılında, 91 krizinde o zaman özellikle 91'den 97'ye kadar gelen süreçte 93'e kadar dayanabildi. Ve iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Ben o dönemde öğrenciydim. Nasıl bulduk? Şöyle bulduk. Biz bir kere eşimle sırt sırta verdik. İşte eşim bir asgari ücrete yakın alıyordu 2000'li tarihlerde. Ben de bir asgari ücretten birazcık daha fazla oluyordum. Bunun yanında ekstra işler yapıyordum. İngilizce öğretmen olmamasıyla ek dersler veriyordum. Ve ben ciddi anlamda birikim yaptım ki bunu gençlere çok tavsiye ediyorum. Yani şimdi özellikle bizim bölgemizde, ben bunu hani gurbetçiler için belki söyleyemem ama bizim bölgemizde herkesin bir evi var. Eşleriyle beraber çalışsınlar. Bir tanesinin parası onları idare eder. Eviniz varsa ve ailenizde yaşıyorsanız bir tanesinizin parası sizi idare eder. Bugün küçük bir hesap yapalım. Bugün asgari ücret 1600 lira. Evet birileri sosyal medyada şurada burada bağırıyor çağırıyor olmaz gitmez etmez hadiseleri var ama ailesiyle yaşayan bir adam 1600'de geçinebilir. Çünkü ailenin başka gelirler ilatları da vardır. Babanın bir gelir iradı vardır. Bir 1600 liraya bir bankaya yatırmayı öğrenin.
Yani tasarruf yapın. Bu ne olur? 10 ayda 16 bin lira, 19 bin 200 lira. 10 yıl biriktirebilirseniz ne olur? 192 bin lira. Peki 192 bin lirayla sizce emin yapı kurulabilir? Kurulabilir. İşte yani insanların hep merakı oldu. Ya Serkan nereden buldun, nereden alıyorsun, nereden buluyorsun? Çalıştık. Çalıştık ve biz ciddi anlamda eşimle beraber tasarruf yaptık. Ha bu süreçte bizim tabii çalıştığımızdan sonra efendim bir ticari sürecimiz oldu. Allah nasip etti. Yani Allah takdir etmeden bir şey olmaz. Ne isterseniz bir kere Allah'tan isteyin. Ben gençlere öyle diyorum. İsteyin arkadaş ve yolunda bulun. Çalışın. Yani işte adam diyor ki ya ben asgari ücretle nasıl geçineceğim? Ya eşin de çalışsın. Bizim eşimiz çalıştı yani kimse de bir şey olmadı. Hani yarını var bunun. Çocuklarınız büyüyecek. Emekliliği var. Çalışın arkadaşlar. Çalışırsanız Allah veriyor. Ve Allah'tan isteyin bakın olacak. İşte bir 10 yıl sabredin mesela eşinizde. 192 bin lira bir sermayeniz olsun. İsterseniz iyi bir araba alın. İsterseniz iyi bir iş kurun, isterseniz kaliteli bir evde oturun. O size kalmış. Biz ticaret yapmayı tercih ettik. Biz ev falan yapmadık. Yani size şöyle söyleyebilirim. Emin yapıyı kurduktan ve içine girdikten sonra ben 2 yıl sobalı evde oturdum. Tasarruf böyle bir şeydir. Kendim kalorifer tesisatı yaparken 2 yıl sobalı evde oturdum ben. Ve 2 yıl biz eşimle evlendikten, 2 yıl demeyeyim. Eşimle evlendikten sonra yaklaşık biz 10 yıl, 12 yıl kadar tasarruf edebilmek adına 76 metrekare bir alanda oturduk. Bir de çocuğumuz vardı o zaman. Ve süreç yavaş yavaş oluyor. İşte işimizi kurduk, işimiz düzene girdi. Yavaş yavaş evimizi yaptık. Efendim yavaş yavaş işimizi büyüttük. İşimizin sermayesini içinde tuttuk. Böylelikle büyüyor. Ve dediğim gibi önce Allah'tan istersen Allah veriyor yani. Siz de emin yapıyı tercih eden vatandaşlar neden sizi tercih ediyor? Şimdi Emin Isı'nın tercih sebebi şudur. Emin Isı 24 saat hizmet veren bir firmadır. Yani Emin Isı'ya bir tesisat yaptırmışsa bir adam ya da bir aile ya da bir ablam ya da bir kardeşim olası bir durumda başına bir problem gelmiş ona verdiğimiz özel telefonlardan biz bunu bütün müşterilere sunmuyoruz. Bunu ayrıca söyleyeyim. Sadece bize iş yaptıran müşterilerimize aittir bu iş. Bir kere mağdur olmaz. Gece saat 3'te bile arızası varsa bunun Türkiye'de böyle bir sistem yok. Gece 3'te bile arızası varsa biz gideriz. Emin yapıyı niye tercih eder? Ben dediğim gibi buranın çocuğuyum. Hoca diye bir lakabım vardır benim ama bu hocalık genel olarak öğretmenliğimden kaynaklanmaz. Güvenilir olmaktan kaynaklanır. İnsanlara itimat eder. Biz de elimizden geleni yaparız. Bunun için Emin Isı ve Emin Yapı tutulur. Hep iş yerleriniz Kozcaada. Evet. Emin Yapı'yı Bartın'a da kurabilirdiniz. Evet. Müşteri potansiyeliniz daha yüksek olur. Neden Kozcaada'yı tercih ediyorsunuz? Şimdi birincisi bizim yatırımlarımız burada. Yani şu an içinde bulunduğunuz dükkanın mülkiyeti tarafıma ait. Önce mülkiyetim olan bir yerde kalmak isterim. İkincisi ben Kozcaada seviyorum. Ben bir Kozcaada sevdalısıyım. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Evet belli dönemlerde okulum gereği, askerliğim gereği il dışına çıkmam gerekti. Oralarda kaldım. İşim gereği de o sayıcılık sürecimde hepsini anlatamadık. Bir süre İstanbul'da da çalışmıştım ben. Kozcaada bana ayrı bir yaz veriyor ya. Erdem, ben sabahleyin 6.30-7'de işe çıkmayacaksam bile balkona çıkarım. Şöyle Kozcaada'yı izlerim mesela. Kozcaada'nın bana ayrı bir yazı var. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Yani ben bir şubemiz vardı bizim işte 5-6 sene öncesinde bu arada doğalgaz gelene kadar. Yani inanın buradaki işlerimi bırakıp oraya gitmek bana çok zor geliyordu. Ya bir işinizin başına birini koyduğunuzda da takibi biraz zorlaşıyor. Özellikle bizim işimizde. Çünkü müşteriyi kırabiliyor, müşteriyle ilişkileri iyi olmayabiliyor. Bu noktada hani küçük olsun bizim olsun mantığı var belki. Emin Isı çok küçük bir firma ama şöyle söyleyeyim size şu anda içinde bulunduğunuz Emin Yapı'nın showroom'u gibi showroom olan Kozcaada'da bir hırdavat daha yok. Emin Isı kadar çaplı çalışan bir tesisat firması Bartın'da belki bir tane iki tane buluruz ama ulusal anlamda çalışan hiç yok. Bölgeyi seviyorum. Mümkün olduğunca burada kalmak istiyorum. Derdim bu. Serkan Öşek olarak hem firmanız olarak gelecek planlamanız nedir? Veya hayalleriniz neler? Erdem, işimle alakalı soruyorsan Emin Isı yapabileceği noktaya geldi diyebilirim. Şu anda Emin Isı'nın eline verilip de yapamayacağı hiçbir iş yok. Yani hastaneden postaneye efendim çok büyük sistemler işte 100-150 dairelik sistemler bunların deneyimimiz de var zaten internet sayfalarımıza girmişsen görmüşsündür. Emin Isı'nın geleceği bir ilerleyeceği bir yer yok. Ha bundan sonraki ilerleyeceği bir yer imalat olabilir. Emin Yapı olarak dediğim gibi biz Emin New Home diye bir marka oluşturduk. Bununla alakalı işte yeni bir mimari getirmek istiyoruz. Böyle bir hedeflerimiz var Emin Yapı'da. İşte küçük bungalov evler olabilir, villa tipi evler olabilir. Yeni evlere yeni bir dokunuş, yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Yani en kaliteli malzemeyi en ucuza koyup böyle bir hedefimiz var. Ama iş anlamında Allah nasip ederse bir fabrika kurmak gibi bir derdim var benim.
Yıllardır hayalimdir. Eğer hani bilmiyorum Zeki Başkan da Hasankaya'da göreve devam edebilirse onunla bizim böyle bir altyapı projemiz de var. Yapılmış bir proje de var. Bir su fabrikası kurmak istiyorum. Adı Demis olsun. Yani geleceğe doğru dünyanın en çok ihtiyacının olduğu şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Belki bu memlekete yapabileceğim en iyi yatırımın da bu olabileceğini düşünüyorum. Süreçte çünkü dünyanın bir 30-50 yıl sonrasında en çok ihtiyacı olacak şey su olduğunu düşünüyorum. Boyadır, hırdavattır, tesisattır. Bunlar belki bir otomasyonla yapılabilecek durumda ama öyle bir hedefimiz var. Bir su fabrikamız olsun. Kişisel olarak hedeflerim bir kere Erdem, kendi yaptığım işte en başta anlatmıştım. En iyi yapmak isterim ben. Yani kişisel hedeflerim arasında bir kere güvenilir olmak var. Bu güvenilirliği korumak istiyorum. Yani kendi personelim içerisinde de ben eski işçilikten geldiğim için bu konuda çok şeyimdir biraz. İnce düşünürüm. Ben mümkünse ayın sonunu personelime maaşı geçirtmem. Yani ay 31 çekiyorsa 31'in akşamı maaşı ödemeye ya da o gün içerisinde maaşı ödemeye çalışırım. Kendi iş yaptığım müşterime de sanki kendi evim gibi ihtimam eder. Giderim, kendim kontrol ederim. Personelimi göndersem de sürekli olarak fotoğraf alırım gün içerisinde. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Emin ısının emin ısı olması sürecinde ve emin yapıyı bir noktaya getirme sürecimizde bize en çok destek olan Kozyaz halkına. Sadece Kozyaz'da iş yapmıyoruz tabii. Bartın halkına. Bize ulusal anlamda iş sağlayan, istihdamımıza destek olan ulusal firmalardan STE'ye, Kiska'ya, DETAŞ ve Yapı Yol'a, bunların yetkililerine ve alım sorumlularına, bölgede faaliyet göstermemizde bize çok ciddi yardımcı olan resmi kurum müdürlerine, bize yardımlarını esirgemeyen çalıştığımız bölgelerde özellikle işte Pendik'te, Hasankaya gibi bölgelerdeki belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Biz Kozyaz'ın bir ferdiyiz. Amacımız Kozyaz beldesinde bir konfor yaratmak. Bu konforu oluştururken insanlara istihdam da oluşturuyoruz. Sürecimiz devam ediyor. İşimiz geliştikçe daha çok insana istihdam sağlayabiliyoruz. Daha çok aileye konfor sunuyoruz. Yapı ve emin ısı olarak tadilat ya da tamirat ya da ısıtma sistemleri alanlarında bizi seçen hiçbir müşterimize şu anda yolda bırakmadık. Hatta bizim bir iddiamız vardır. Hani bir logomuz var, iddia ediyoruz diyor. Yaptığımız kalorifer ve tesisat sistemlerinden şikayetçi tek bir müşteri bulursanız sizinkini bedava yapacağız diyoruz. Bu iddiamız devam ediyor. Bu iddiamız bizim 2008'den beri olan iddiamız. 10 yıldır bu firma faal. Bundan sonra da devam etsin istiyoruz. Bu noktada bu videoyu seyreden, emin yapı ve emin ısıyla çalışan veya çalışacak olan tüm vatandaş ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum.